Gidiyorum artık ben. Siz inşallah eski huzurunuza tekrar kavuşursunuz. Dün sizi öyle görünce aklıma annem geldi benim. Yanlış anlamayın beni. Onu da böyle sık sık dağılmış halde gördüm. Uykusuz, ağlarken. Böyle ne yaptığını bilmediği hallerde. Elimden de çok bir şey gelmezdi. Bir tane anımız vardı bizim böyle. Güzel deniz kenarında piknik yaptığımız bir gün. Zaten tek huzurlu olduğumuz gün o gündü bizim. Bana yüzmeyi öğrettiği gün. O günü sürekli hatırlatırdım. O gün işte yaşadığımız şeyleri böyle hatırlatırdım anneme. O biraz biraz böyle yüzünü güldürürdü annemin işi herhalde yani. Ama hani böyle fırtınada kaldığınızda bir yere sığınmak istersiniz ya, bir kuytu, köşe bir yer ararsınız, sinmek istersiniz. Öyle bir şeydi işte onunki de. Bir yerden sonra etki etmemeye başladı anlattığım şey. O gün yani artık yüzünü güldürmemeye başladı. Doktora gitti sonra da. Ama iyileşmek için ömrü yetmedi bu sefer. Yalanlarını bırak lütfen, ceplerinde kalsın. Sana hissettiğim güzel şeyler nefretimle yansın. Beni anlamadın tanrım, seni ezberimden alsın. Bugün ruhlarımız temizlensin, tek bir yağmur yağsın. Bir gün sen de yere düşersin, unutamadığın günler olur. Çarşafın hiç değişmez, yastığında küller olur. Gerçekten seviyorsan istemezsin üzme konu. Mayıslar geçer gider, arkasından yüzler olur. Sen beni sevme kadın, hak etmedin zaten. Beni yalnız bırak istedin, bu laf etmedim zaten. Neden kalıp durdun, iki yarımken tam etmedik madem. Önce bunu açıkla, sırf bu yüzden yutkunamam bazen. Artık anlamıyorum, geriye dönmek özlemekten daha zormuş. Aklıma sen yatınca gecem bitmiş, sabah olmuş. İsmalit yarım kalmış, saçım başım dağılmış hep. Bilirsin anlamı yok, sevdiklerim sarmış hep. Lütfen biri söylesin bana, hatıralar gülümser mi? Kırılmış bir kalbim var, yılda bir kez düşünsem mi? Kadına anlatmıştım, 15 milyon üzüldün. Nedense düşman oldun, yazdıklarım yüzünden mi?